Thomas'ın milkshake karmaşası. Yılda bir kez Sodor'da yaşayan çocuklar çok özel bir yaz partisine davet edilir. Orada külahlarca dondurma ve bir sürü kek olur. Her lokomotif çocukları partiye götürmek için seçilmek ister. Partinin yapılacağı gün şişman kontrolör Tidmouth hangarına geldi. Thomas çocukları götürmek üzere seçileceğini umuyordu ama şişman kontrolör Emily'yi seçti. Thomas'a başka işler verecekti. Thomas, önce mandıraya gidip dondurma yapılmak üzere süt alacaksın. Sonra adanın öbür ucundaki çiftliğe gidip pasta için tereyağı almalısın. Ve çocukların partisine yetişmek zorundasın. Zamanında gel. Thomas gururla yola çıktı. Thomas mandıraya vardığında müdür ona sütü alıp dondurma fabrikasına götürmesi gerektiğini söyledi. Ama çok yavaş gitmelisin, dedi Thomas'a. Ve Thomas dikkatlice yola çıktı. Thomas bir sinyalde durduğunda Emily ile karşılaştı. Merhaba ağır şey, dedi Emily. Ben ağır filan değilim, diye pufladı Thomas. Ben güvenilir bir lokomotifim. Ağır bir lokomotif olmasaydın, dedi Emily, şişman kontrolör benim işimi sana verirdi. Ben hızlıyım ve güvenilirim. Bu yüzden çocukları ben götürüyorum. Emily kendisinden pek memnun görünüyordu. Bu Thomas'ı çok kızdırdı. Ben de senin kadar hızlı gidebilirim, diye pufladı. Bir sonraki sinyale kadar yarışalım istersen, dedi Emily ve hızla yola çıktı. Thomas da hemen arkasından bütün gücüyle gitmeye başladı. O hızlı gittikçe süt yayıkları sallandı ve sarsıldı. Yuvarlandı ve çalkalandı. Bir sonraki sinyale Thomas Emily'nin önünde girdi. Thomas çok mutlu olmuştu. Dondurma fabrikasına doğru yola çıktı. Ama yavaş gitme uyarısını tamamen unutmuştu. Dondurma fabrikasının müdürü çok memnundu. Thomas sütü rekor sayılabilecek sürede getirmişti. Şimdi fabrika parti için dondurma üretebilirdi. Ama müdür yayıklardan birinin içine baktığında gözlerine inanamadı. Bu süt neredeyse tereyağına dönmüş, dedi müdür. Fabrika müdürü Thomas'a yayıkların sallanıp sallanmadığını sordu. Thomas endişeli görünüyordu. Sütü uzun süre çalkalarsan tereyağına dönüşür, dedi Thomas'a. Thomas çok üzülmüştü. Fabrika müdürü ise çok kızmıştı. Mandıraya geri dönüp yeniden süt almalısın ve bu sefer yavaş gitmeyi unutmamalısın, dedi sertçe. Thomas elinden geldiğince hızlı bir şekilde mandıraya döndü. Thomas mandıraya döndüğünde şişman kontrolör de oradaydı ve çok kızgındı. Thomas, neredeyse partinin zamanı geldi ve sen hala adanın öbür ucuna gidip tereyağını alamadın. Böyle giderse çocuklar partide pasta yiyemeyecekler. Thomas kendini korkunç hissediyordu. Yavaş ve dikkatli bir şekilde dondurma fabrikasına geri döndü. Kendini hiç güvenilir hissetmiyordu. Herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı. Sonunda sütle fabrikaya vardığında müdür eski yayıkları mandıraya geri götürmesini söyledi. Ama aniden Thomas'ın aklına bir fikir geldi. Thomas süt yayıklarıyla öncekinden de hızlı bir biçimde yola çıktı.
Gordon tepesine pufladı ve vadiden aşağı çufladı. Bir roket gibi gidiyor, bir rüzgar gibi vişliyordu. Thomas'ın vagonlarındaki yayıklar sallanıyor ve dönüyor. Birbirlerine vuruyor, çalkalanıyor ve yalpalıyorlardı. İnekler ve koyunlar bile kafalarını kaldırıp sesin kaynağına baktılar. Ama Thomas pastaneye varana dek bir an bile durmadı. Vardığı zaman uzun yüksek bir düdük öttürdü. ''Bana tereyağı lazım, süt değil.'' dedi pastacı. Süt yayıklarını görünce çok şaşırmıştı. ''Yayıkların içine bak.'' diye dütledi Thomas. Pastacı gözlerine inanamıyordu. Neredeyse tereyağı olan süt artık tam tereyağı olmuştu. Parti için bütün pastaları yapmaya yeterdi. Şişman kontrolör Thomas'ın yaptığını duydu. Onu görmeye geldi. Thomas, şişman kontrolörün kızgın olacağını düşünüyordu. Çok endişelenmişti. Ama şişman kontrolör gülümsedi. ''Thomas, çocukların partisini kurtardın.'' dedi sevinçle. ''O yüzden bugün bu davranışın seni Sodor'un en güvenilir lokomotifi yaptı.'' Ve daha sonra Thomas'ın çok daha önemli bir görevi vardı. Çocukların partisinde onur konuğu olmak. Bir sürü dondurma yapılmıştı. Ve bir sürü de pasta. Herkes çok güzel vakit geçirdi. Çocuklar Thomas'ı kutladılar. Thomas çok gururlanmıştı.